Yani Allah kullarının neye tahammülü olup neye gücünün yetmeyeceğini bilmeyen bir Allah mı bizim Allah'ımız? Yoksa kulli şeyin alim olan, bilmediği olmayan Allah mı? İki, burada yani İsrailiyat buram buram kokuyor bu Miraç hadisinde. Hiç Muhammed Aleyhisselam da öyle vur ekmeğini, elindeki şekeri ekmeğe al, vur eline ekmeğini al. Bir adam Musa yolunu çevirip iki de bir de döndürmeseydi biz okkanın altına gittiydik. Yani iyice 50 vakit namazına telef olduyduk şimdi. Yani 10 dakika ya hemen bilmem ne vakit 47. vakit girdi abi filan. İşin gücün yok ne oyuna. Ya, hayat dururdu ya. Düşünün. Kaldı ki yeryüzünün hiçbir mekanında ne kutuplarda ne ekvatorda ne ikisi arasındaki arzda 50 vakit diye vaktin olduğunu ne cahiller zamanında ne Çinlisi ne komünisti ne Müslümanı ne Budisti hiç kimse öyle bir vakit vaktin varlığından bahsetmemiş. Bütün insanlar arasında müşterek vakitler var. Nedir işte sabah vakti, öğle vakti, hadi ikisinin arasında bir kuşluk vakti diye bir vakitten bahsediyor. Etti üç, bir de ikindi dört, bir de akşam beş, bir de yatsı, hadi bir de gece yarısı teheccüd vakti. Altı yedi. Nerede bunun 50-44'ü nerede? Hiçbir kavim tarihin hiçbir döneminde 50 vakit diye bir vakitten bir günde bahsetmemiş. Hiçbir kavim. Böyle uyduruk uyduruk şeyleri şişirip şişirip söylemişler. Yani o rivayette öyle anlaşılıyor ki bizi 50 vakitten kurtarıp 5 vakitte indiren tek şey yani Allah da değil Muhammed'in de rolü zaten hiç yok. Varsa yoksa Musa yani yatıp kalkıp biz Musa Aleyhisselam'a dua edelim. Ona şükür edelim yoksa yediydik yani. Bu olur mu ya? Yani Allah dinini korumasını üstlendiği dinini bu şekilde oyuncak ettirir mi yani? Olacak iş mi hiç? 6 sayfa Buhari'de, Müslim'de bilmem ne uzun 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 film senaryosu gibi anlatılıyor. Hiç olacak iş mi?